Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealine Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesiyle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İlk kısmını okuyalım. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحِرُ Evet, ilk kelimemizle başlarsak. وَاتَّبَعُوا tabi oldular, uydular. Ma tetlu söyledikleri şeylere, ma o şeylere tetlu söylüyorlar veya işte okudukları, fısıldadıkları şeylere eşşeyatiyinu şeytanların söyledikleri şeylere uydular. Ale mülkü Süleyman, Süleyman'ın mülkü hakkında veya Süleyman'ın hükümranlığı hakkında. Ve ma kefara, ma burada olumsuzluk katıyor, kefara küfür etmedi, yani inkar etmedi, kafir olmadı Süleymanu. Süleyman e, kafir olmadı. Velakin Ancak. Velakin. Fakat. Eşşeyatine. Şeytanlar. Evet. Şeytanlar. E, şeytanın çoğulu şeyatindir. E, keferu. Evet. Onlar küfrettiler. inkar ettiler veya kafir oldular. Yuallimune. Talim ediyorlardı. Yani öğretiyorlardı. Ennase. insanlara Es-sihra. Sihri öğretiyorlardı, büyüyü öğretiyorlardı. E, bu şekilde kafir oldular. Toplu olarak meal verirsek, Yahudiler şeytanların Süleyman'ın hükümranlığı hakkında söyledikleri şeylere uydular. Süleyman kafir olmadı, yani sihir yapmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Zira onlar insanlara sihri öğretiyorlardı. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ Evet, Ayet-i Kerim'in devamını okuyoruz. "Ve mâ unzile", indirilen şeyleri. "Mâ o şeyleri unzile indirildi." "Alal <laughs> melekeyni", iki meleğe. Evet, bir Babil'e", Babil'de, Babil şehrinde iki meleğe indirilen şeyi öğretiyorlardı. Harut ve Marut. Bu iki meleğin ismi ise Harut ve Marut idi. Evet, e, o şeytanlar o iki meleğe indirileni öğretiyorlardı ki ve ma yuallimani. Aslında öğretmiyorlardı o iki melek. Evet, iki melek öğretmiyorlardı. Min ahadin hiç kimseye. Evet, hatta ta ki yekula diyene kadar demedikçe Evet ne demedikçe e, innema ancak nehnu biz evet biz e, ancak e, fitnetün, evet biz bir fitneyiz bir imtihanız bir denemeyiz fela tekfur sakın kafir olma evet sakın inkar etme sakın bu büyüğü yaparak e, inkar etme kafir olma demedikçe evet toplu olarak söylersek Babil'de Harut ve Marut isimli iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Oysa o iki melek, biz ancak bir fitneyiz, imtihan için gönderilmişiz, sakın kafir olma demedikçe hiç kimseye sihir ilmini öğretmiyorlardı.

ma e, şeyleri yuferekune fark edecek yani e, aralarında bir ayrılık oluşturacak şeyleri öğreniyorlardı bihi onunla beyne e, arasını elmer'i e, koca ile ve zevcihi karısının arasını ve ma hum halbuki onlar değiller evet ma değiller hum onlar bidarine zarar verecek zarar verici değiller Evet, Darar e, ki Arapçadan Türkçeye Z ile geçmiş, e, zarar verici değiller. Bihi yani o e, yaptıkları büyü ile sihirle min Ahad'in hiç kimseye illa olmadıkça veya şunun dışında şu hariç bir iznilla Allah'ın izni. Evet Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezler. Toplu olarak e, meal verirsek. Buna rağmen insanlar ise onlardan koca ile karısının arasını ayıracak şeyleri öğreniyorlardı. Onlar yani o sihir yapanlar, büyücüler Allah'ın izni olmadıkça onunla yani o büyü ile hiç kimseye zarar verici değillerdir. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا alimu اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ Evet, 102. ayet-i kerimeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yetallemune ve öğreniyorlardı. Yani taallüm ediyorlardı. Ma o şeyleri ki yadurruhum. Kendilerine zarar verecek. Onlara zararlı şeyleri öğreniyorlardı. Ve la yenfe'uhum ve menfaat vermeyecek. Fayda vermeyecek şeyleri öğreniyorlardı. Ve lakat andolsun ki veya hakikaten alimu biliyorlardı, bilmekteydiler. E, lemen o kimsenin işterahu yani sihri satın alan kimsenin ma e, lehu ona bir şey olm yani onun için bir şey olmadığını fil ahireti ahirette min halak nasipten yani hiçbir nasibi olmadığını bildikleri halde bunu yapıyorlardı. Toplu olarak söylersek kendilerine zarar verecek ve fayda vermeyecek şeyleri öğreniyorlardı. Hakikaten onu yani sihiri satın alan kimsenin ahirette hiçbir nasibi olmadığını da biliyorlardı. Walabi ise ma sharu bihi anfusuhum lev kanu ya'lemun. Lebi ise ve ise ne kötüdür. Evet ne kötüdür ma o şey ki sharu karşılığında sattıkları. Bihi karşılığında demek şarap sattıkları şey ne kötüdür enfusahum nefislerini sattıkları şey ne kötüdür evet karşılığında nefislerini sattıkları şey lev keşke kanu yalemun bilseler idi kanu idi yalemun bilseler toplu olarak söylersek nefislerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür keşke bilselerdi Evet Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesini bu şekilde bitirdik. 103. ayet-i kerime وَلَوْ اَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ eğer ki e, şayet e, gibi manaya geliyor. Ennehum gerçekten onlar amenu iman etselerdi. yani iman edip ve sakınsalardı. Korunmuş olsalardı, sakınmış olsalardı. Le mesubetun. Verilecek sevap. Buradaki le muhakkak ki manası katıyor. Mesube, sevap demek. Verilecek sevap. Min indillahi. Allah katından. Hayrun. Tabii ki daha hayırlı olurdu. Hayrun daha hayırlı demek. Lev, keşke. Kanu ya'lemun. Evet, lev iki anlamada gelebiliyor. Kullanıldığı yere göre. Kanu ya'lemun. Bunu bilselerdi kanu idi ya'lamun bilseler idi. Toplu olarak söylersek, eğer gerçekten onlar iman edip sakınmış olsalardı, Allah katından verilecek sevap elbette daha hayırlı olurdu. Keşke bunu bilselerdi. 104. ayet-i kerime: Ya eyyuhel amenu la taqulu ra'ina ve qulu unnzurna ve esma'u vel kafirin azabun elim. Ya eyyuhe, ya aslında ey demektir. Eyyuha o nidayı tamamlayan, o seslenmeyi tamamlayan bir edattır. Ellezine amenu, kimseler amenu, iman ettiler. Yani ey iman eden kimseler veya kısaca ey iman edenler. La tequlu, demeyin. Evet, la tequlu, şöyle demeyin. Ra'ina, ra'ina demeyin. Yani bizi güt, bize çobanlık yap e, demeyin. Evet ey iman edenler böyle seslenmeyin. Ve kulu ve şöyle deyin. ne deyin? Unzurna bize bak deyin veya bizi gözet deyin. Evet unzurna deyin. Vesme'u ve işitin, kulak verin, dinleyin. Evet. E, velil kafirine kafirler için veya kafirlere e, azabun elimun. Azap bir azap vardır ki elimun elimdir yani elim verici elem verici acı verici bir azap vardır toplu olarak söylersek ey iman edenler raina bizi güt demeyin unzurna bizi gözet deyin ve peygamberi iyi dinleyin kafirler için elem verici bir azap vardır Bakara suresinin 105. ayet-i kerimesinin ilk kısmını okuyalım. Ma yaveddul lezine keferu min ehlil kitabi velel müşrikine en yunezzel aleykum min hayrim min rabbikum. Ma yaveddu istemezler, arzulamazlar, sevmezler. Ellezine keferu o küfreden kimseler. Ellezine o kimseler küfür, keferu küfretmişler. Yani kafirler. Min ehlil kitabi ehlil kitaptan yani Hristiyanlardan, Yahudilerden istemezler. Vel müşrikine ve müşrikler de istemezler. En yünezzele indirilmesini. Evet, en mastar yapıyor. Yünezzele inzal edilmesini. Aleykum üzerinize size min hayrin <laughs> <laughs> hayırdan bir şey indirilmesini. <laughs> min rabbikum Rabbinizden. Evet, Rabbinizden bir hayır indirilmesini. Ve toplu olarak söylersek bu okuduğumuz kısmın e, mealini. Ehli kitaptan olan kafirler ve müşrikler Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. 105. ayet-i kerimenin kalan kısmını da okuyalım. Vallahu yahtassu bi rahmetihi men yasha. Vallahu zul fadlil azim. Evet, vallahu <laughs> Allah ise yahtassu <laughs> has kılar tahsis eder. Evet, bir rahmetihi rahmetini tahsis eder. Rahmetini haskılar. Men kimseye hangi kimseye Yeşe'u dilediği kimseye rahmetini dilediği kimseye haskılar. Vallahu yine Allah zu zu sahibidir. Ki ondan sonra mutlaka bir kelime gelecektir. Zul fadli, fazıl sahibidir. Yani lütuf ihsan sahibidir. El fadlil azim, büyük lütuf. Evet, o büyük lütuf sahibidir. Toplu olarak söylersek, Allah ise rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Allah büyük lütuf ihsan sahibidir. Evet, gelecek bölümde inşallah 106. ayet-i kerimeden devam edeceğiz.